fedanlık İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede aslında dikkat çekici ayrıntılar var. Şimdi o ayrıntılara bakacak olursak 5 başlık altında toplandığı genelge ve okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiyeler doğrultusunda bu kararların alındığı da belirtildi ve hazırlanan rehberler vardı. Bu rehberlerin esas alınacağı da ifade edildi. Bunun yanı sıra araçların içerisinde mutlaka tıbbi maske kullanılacağı da not düşüldü bu genelgede. Bunun yanı sıra el antiseptiği oldukça önemli dezenfektanlar. Bu dezenfektanların da kapıların kenarında bulunacağı da ifade edildi ve ayrıca öğrencilere tıbbi maske verilmesi için de maskelerin araçlarda hazır bulunması gerekliliği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra servislere, koltuklara numaralar verilecek ve öğrenciler bu belirlenen numaralarda oturacak. Yani oluşturulan listeler kapsamında öğrencilerin yerleri değişemeyecek ve bu listede serviste görünür bir yerde Aslı olacak. Bu kapsamda COVID-19'a karşı bir önlem alınması hedefleniyor. Her servis turu tamamlandıktan sonra ise temizlikler yapılacak okul servislerinde ve bu temizliklerde kapı kolları dahil olmak üzere her noktaların tek tek temizlenmesi sağlanacak. %70'lik bir alkolle dezenfekte edilecek hazırlanan karışımla dezenfekte edilecek servisin genel iç temizliği gün sonunda ve servis turlarının tamamlanmasında yapılmış olacak ve okul servis araçları şoförleri ve ...rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri her gruba her bir gün olacak şekilde düzenlenecek. Bunun dışında tabii İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı bir kampanya vardı. Yayalara yol verilmesini yönelik bu kampanyanın yanı sıra hatalı süreceği kırmızı düdük kampanyası bulunuyor. Ve bu kampanya ile birlikte hata yapanlara... E, Tüm okul geçidi görevlerine kırmızı düdük verilecek ve hata yapanlara bu kırmızı düdük çalınmış olacak. Okullarda trafik güvenliği konusunda ise uygulamalı ve teorik dersler verilecek. Bu eğitimler öğrencilere yönelik bir şekilde yapılacak ve tüm sene boyunca bu eğitimlerin uygulanacağını da belirtelim. Yol kullanıcılarına yönelik sürücü ve yaya eğitimleri kapsamında düzenlenecek bu eğitimler ve bu kapsamda da Çocuk trafik eğitim parkları kurulacak. Bunun yanı sıra mobil tırlar okullara gelerek bu eğitimleri vermiş olacak. Denetim faaliyetleri sürdürülecek bu genelge ile birlikte hafta boyunca yani okulların açılışını tekabül eden 6 Eylül'den itibaren hafta boyunca denetimler yapılacak. Ve bu kapsamda ekipler, personeller görevlen, görevlendirilecek. Okul müdürlükleri de birlikte hareket edilerek okul giriş çıkış saatleri öğrenilerek bu ekiplerin görevlendirilmesi yapılmış olacak. Ve yaya ve okul geçitlerinden geçmek üzere bulunan öğrencilere, diğer yayalara ilk geçit hakkını vermeyen sürücülere de trafik cezaları uygulanmış olacak. Ee, geçtiğimiz günlerde... ...yeni bir yönetmelik yayınlandı. Okul servislerinin yönelik yönetmelik kapsamında... ...tedbirlerin alınıp alınmadığı da denetlenmiş olacak. Bu genelgeyle birlikte tabii o e, servislerin gereklilikleri vardı bir takım. Okul servislerinde özellikle personel bulundurulmasının yönelik yine... E, ...yönetmelikte de bir ifade yer almıştı. Bu personellerin bulunup bulunmadığı da kontrol edilmiş olacak. Genelgeyle aslında bu şekilde e, yeni önlemler alınmış olacak. Hem COVID-19'da mücadele kapsamında hem de aslında uzun bir sürenin ardından e, okullarda bu kapsamda bir trafik yaşanacak. Hem okullardaki kalabalık hem de trafiklerdeki gecikmeleri yaşanmaması adına hem de çocukların güvenliğini sağlanması adına bu şekilde tedbirler alınmış oldu. Yine e, dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması sağlanacak ve bunun yanı sıra da e, kurulun Okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonu da tamamlanmış olacak. Okul çevrelerinde bulunan metruk binalara ilişkin güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek ve aslında çocukların tam anlamıyla güvenliği sağlanmış olacak. 6 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bu şekildeydi, ayrıntıları bu şekildeydi. Biz de size detayları aktardık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Bursa Geçtirk'e teşekkür ediyoruz. Ankara Stüdyo'dan bizi İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği okul servisleriyle ilgili genelgenin detaylarını aktarmış oldu.